Şoşoloza. Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Thank you.
Merhaba Dünya Müziği severler. Bir pazar gününden, bayramın ikinci gününden hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Bayramınızı da en içten dileklerimle kutlarım. Umarım hepiniz dinleniyorsunuzdur ve bol bol keyifli müzik dinliyorsunuzdur. Dünyamızın bizlere sunduğu farklı etnik müziklere, farklı ritimsel harmanlamalara ve aşina olmadığımız melodileri sizlerle paylaştığımız Bir Dünyayı Dinliyorum programımızla daha karşınızdayız. Bu haftaki programımız oldukça özel çünkü efsanevi Nehrin Blues adamı olan Ali Farka Ture'nin oğlu Vix Farka Ture'nin en son albümünü zamanımız el verdiği sürece sizlerle birlikte bu pazar gününde paylaşmayı amaçlıyorum. Mali'de hayatın aile adının değişim olduğunu söyleyen popüler bir atasözü var. Böyle bunun üzerinden beslenen bir terminoloji var. İşte bu Vix Farka Ture'nin de kariyeri boyunca bir dizi maceralı sınır ötesi keşifler ve işbirlikleri boyunca izlediği bir özdeyiş olmuş. Yine de şunu da söyleyen daha evrensel bir atasözü var. Onun da altını çizmekte fayda var. Nereye gittiğinizi bilmek için nereden geldiğinizi bilmelisiniz. İşte aslında bu albümün bütün çıkış noktası bu. Vix Farka Ture buna odaklanıyor. Albümün adı ise Les Racines ve kalbinde yatan tema insanın kendi mirasını benimsemesi ve bunu gereken temellere oturtarak hayat boyunca karşısına çıkan engebeli vuruşlar, engebeli tümseklerle birlikte ondan beslendiği ihtiyaçla birlikte ileriye doğru adım atabiliyor olması. Evet, açılışı Mali'deki eğitim sistemine vurgu yapan Gabuniti adlı eser ile yaptık bu pazar gününde. Şimdi sırada Mali'nin özellikle de kültürel ve sosyal çatışmayla ön planda olduğu ne yazık ki bir arbede söz konusu ülkenin belli bir bölümünde özellikle Timbuktu tarafını bu ne yazık ki kapsıyor. Oraya atıfta bulunan huzurlu olalım, kendimizi benimseyelim, kendimizle barışık olalım anlamına gelen Ngala Kaurene adlı eser var. Hep birlikte dinleyelim. Yeah.
kabul et, yim be kayın kabul etme. Nalan kabul et, yim be kulu garak kabul etme. Nalan kabul et, yim be segu kabul etme. Nalan kabul et, yim be sigasa kabul etme. Nalan kabul et, yim be moti kabul etme. Nalan kabul et, yim be gavo. Evet, Vix Farco Ture'den Nigala Kaurena adlı eseri hep birlikte dinledik 95.0 Açık Radyo'da. Vix Farco Ture, Nehrin Blues adamı, Mali'nin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçısı olarak bilinen ve hala da öyle olan aslında 2006'da kaybettiğimiz Ali Farco Ture'nin oğlu. Vix babasının adımlarında yürüyor ve kendisine bırakmış olduğu akustik gitar üzerinde yapılandırılmış Mali Blues stilinin de mirasını sırtlamış durumda. Vix'in kendi adını verdiği ilk çalışması Şubat 2007'de piyasaya sürülmüştü ve o zamandan beri de sürekli üretimler veriyor. Çok farklı müzik firmalarında çalıştı kendisi ve en sonunda da babasının da emekli olduğu diyebileceğimiz dünya müziği kulvarındaki benim en çok beğendiğim, en kuvvetli silahşörlerden biri olan World Circuit Music ile anlaşmış ve karşımızda bu yeni çalışmasını buradan çıkartarak geliyor. Kökler olarak tercüme edilebileceğimiz Les Racines özünde her şeyi söylüyor. Çünkü albüm batıda çöl blues terminolojisini veya kalıplaşmış etiketi içerisinde geleneksel songay müziğiyle derin bir bağlantısı olan Mali müziğinin yüreğine iniyor. Ve Vix Farco Ture köklerini bu albümde müzik ile bizlere yansıtıyor. Vix söz konusu albümde yapmak için epey uğraşmış aslında. 2 yılını harcamış ve hiçbir albümüne de bu kadar zaman vermediğini söylüyor. Çünkü onun zihninde de zaman içerisinde bu albüm ferment olmuş. Aslında şöyle de ifadeleri var. 2 yıl fiilen sürmüş ama aslında bir 5-6 yıllık birikimin, planın bir ürünü var
karşımızda. Uzun, çok uzun bir zamandır daha geleneksel bir albüm yapmayı amaçlıyormuş sanatçı. Özellikle de sanatçı köklerine ve tarihine bağlı kalmak için bir meselesi var ve bu albümde de bunu başarmış durumda. Turne yapmasına engel olan koronavirüs zamanında da, pandemisi zamanında da kendisini eve kapatmış ve burada yoğun bir şekilde çalışmış ve bu istediği projenin artık zamanı geldiğini fark ederek de kayıt altına almış. Şimdi bu çalışmadan albüme adını veren Les Racines adlı eseri hep birlikte dinleyelim. Evet, albümü adıyla taşlandıran eseri hep birlikte dinledik. Dünyanın en ilginç isimlerine kucak açan ve her zaman açık olan 95.0 Açık Radyo ile Maltıkulut FM Berlin ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımız bu pazar gününde, bayramın ikinci gününde de son hızıyla sürüyor. Les Racines
Wicks'in 2006'da başlayan ve Dave Matthews ve aynı zamanda da caz gitaristi John Scofield gibi cüretkar işbirlikliklerine imza atmasıyla birlikte kayıt kariyerinin 6. solo albümü. Bunun yanı sıra da sadece orada kalmıyor. Gitarist, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı aynı zamanda Julia Easterline ile birlikte bir albüm kaydetti. Ve bununla birlikte de ayrıca güzel bir harmanlama olan, hatta Dünyayı Dinliyorum programımızda da konuk ettiğimiz İsrailli sanatçı Idan Rachel ile birlikte kurdukları Tor Rachel Collective oluşumu içerisinde de iki tane dolu albüme imza atmış durumda. Bunların hepsini kariyerine sığdırmış durumda. Kariyerinin başlarında insanlar sürekli sanatçıya neden sadece babanın adımlarında ilerlediğini sık sık sormuşlar. Elbette onun gibi bir öğretmenin adımlarından ilerlemesi tabii ki gerekirdi. Ve bunun sonucunda da kendi yolunu bulması. Her ilk okul öğrencisi gibi diyebiliriz. Öncelikle öğretmeni ona tüm hayatı anlatır, gösterir, öğretir ve ondan sonra her birey kendi yolunu izler. Hamuru öğretmezseniz nasıl ilerleyeceğini bilemez. İşte bu hamuru öğrettikten sonra oradan ne alacaksa kendi deneyimleriyle birlikte bunları bir şekilde harmanlıyor ve bunları bizlere aktarıyor Wicks Farkature. Artık insanlar sanatçının ne yapabileceğini bildiklerinden ve bundan dolayı da köklerine çok rahat geri dönebileceklerini de ifade ederek Wicks Farkature özellikle bu albümde ben köklerime döndüm diye haykırıyor. Söz konusu çalışmadan şimdi frekansımızı Be Together adlı eser süslesin. Hep birlikte dinleyelim.
Elbette aslına bakarsanız Vix Farka Ture'nin babası Ali Farka Ture'nin adımlarından izleyeceği uzun zamandan beri gözlenen bir gerçekti. Bunu Ali ancak oğlunun albüm kayıtları zamanında kemik kanserinden dolayı hareket etme yeteneğini kaybedince fark etti. Belki de babası en son fark edenlerden bir tanesiydi bunu. Çünkü oğlunun bir müzisyen olmasını istemiyordu. Vix gençliğinden beri kurutulmuş su kabağından yapılmış Mali'ye özgü geleneksel kabalaş enstrümanı ve ona benzer perküsyonları çalıyordu. Ancak babası Ali bir müzisyen olarak hayatın ne kadar zor olduğunu bildiğinden oğlunun bu yolda kesinlikle ilerlemesini istememiş ve sürekli onu caydırmak için elinden geleni de yapmış. Müzisyenlerin genellikle düşük bir sosyal sınıftan çıktığı Mali'de Touré sülalesi ise aslında asil bir soydan geliyor. Bir griot soyundan geliyor diyebiliriz. Yani müzisyen soyundan gelebiliyor. Ali kendi ailesinin toplumsal görevlerini reddederek müzisyen olmaya karar vermesinin sonucunda da aileden de nispeten dışlanmış ve bunun sonucu olarak da oldukça eziyet çekmiş. Özellikle hayatını kazanabilmek için Mali'de çok zahmetler çekmiş ve ne yazık ki sanatsal yaşantısının da daha ilk aşamalarında bir Fransız yapımcıdan hayatının kazığını yemiş. Bundan dolayı da oğlunu hep müzikten uzak tutmaya çalışmış. Başka bir şey olmasını istemiş. Kariyerini başka bir yönde geliştirmesini istemiş ama gelin görün ki bu konuda rahmetli pek başarılı olamamış. Aslında şöyle de ifade etmekte fayda var. İyi ki de olamamış. İşte miras olarak geriye bıraktığı tarzın adımlarından sağlam ilerleyen olduğundan şimdi Tino Direne adlı eseri hep birlikte dinleyeceğiz. Dünyayı Dinliyorum programımızda. Aya quoi ça qui rabe? Qui nous dirait? Tin nous dirait tawam ya. Ta qui rabe, tin nous dirait na. Ta qui rabe, nam on dirait ne. Ta qui rabe, kana dena. Sagira be, 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 sag
kallenna zakira be kallenna ...1981'de Timbuktu'nun yaklaşık 100 kilometre güneyinde Nijer Nehri üzerinde tozlu bir kasaba olan Niafunke'de, Mali'de doğan Vix'ten dinledik. Vix Farkature'den dinledik. Tinon Direne. Ve tabii ki bu sanatçı orada doğunca, babasının yanında da büyüyünce DNA'sında babasının yeteneği de kalmış. Bunlar tabii ki daha sonra ilerleyen zamanlarda keşfedilen özellikler. Uygun bir şekilde de Las Resins'te birden fazla yönden tam bir çemberi temsil ediyor diyebiliriz aslında. Çünkü Ali Farka Ture'nin 1988'den ölümüne kadar plak şirketi olan World Circuit'te ilk albümü oğlunun. Yani aslında bir çemberi tamamlamış durumda. Babasının noktaladığı yerden oğlu kariyerinin bu aşamasında babasının bıraktığı müzik firmasına geri dönmüş diyebiliriz. World Circuit kayıtları 3 Grammy'le ödülü kazanan babasıyla aynı şirkette yer almanın da tabii ki kendisi için de uzun süreden beri bir hayal olduğunu da kabul etmekte fayda var. Albüm Ali'nin birçok albümünde de çalışan World Circuit kıdemli aranjörü Jerry Boyce tarafından da ele alınmış ve böyle piyasaya sürülmüş. Onun için dediğim gibi güzel bir çember var karşımızda. Les Resins'te geleneksel enstrümanlarda Vix'e eşlik eden sanatçılardan da bahsetmek istiyorum. Özellikle bu albümde flüt var. Çok enteresan. Özellikle çöl blues ritimlerinde çok fazla önümüze çıkmayan bir enstrüman ama Vix Farkature bunu çok akıllıca ve olması gereken noktalarda müziğine entegre etmiş durumda. Bunu bizlere aktaran sanatçı ise Madu Traore. Nigoni'de ise Candia Fa yer alıyor. Su kabaklarında ise Süleymane Kane yer alıyor. Evet, şimdi çok yakın bir aile dostu olan, aslında babasının en yakın dostlarından bir tanesi olan Tomane Diabate'nin Kora'ya bir şekilde hepimizin hayatına girmesini sağlayan bu sanatçının küçük kardeşi Madu Stiki Diabate'nin de yer aldığı ve bence de albümün en güzel parçalarından bir tanesi olan La Di Dohu adlı eseri hep birlikte dinleyelim. I love you.
Evet, albümdeki en güzel melodilerden birine sahip olan Lahido'yu hep birlikte 95.0 Açık Radyo'da bayramın bu ikinci gününde sizlerle hep birlikte Dünyayı Dinliyorum programımızda paylaştık. Hepsi orijinal bestelerden oluşan 10 şarkı yer alıyor bu yeni çalışmada. Geleneksel ve çağdaş bir dizi konuyu da ele alıyor Vix Farko Ture. Bunun başlıca nedeni ise Mali'de pek çok insan okuma yazma bilmiyor ve müzik bilgi ve bilgiye aktarmanın ana yolu. Bunun içinde Mali, hatta Afrika'nın pek çok bölgesinde de müzik çok önemli bir unsur hayatın içerisinde. Babası barış için savaşmıştı ve sanatçılar olarak da ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında da halkı eğitmek ve insanları bir araya getirmek ve aklın yolunda ilerlemeleri gerektiğini vurgulamak aslında bu sanatçıların asıl misyonu. Her Afrikalı sanatçı konuk ettiğimde de hep bunu vurguluyorum. Söz konusu sanatçılar özellikle öncelikle ülkeleri ve daha sonra da kıtaları hakkında meselelere çok ciddi bir şekilde takarak bunu müzikleriyle birlikte dinleyicilerine aktarıyorlar. Tabii ki batı kulakları için bu birazcık ne güzel müzik anlamına girebilir ama içinde yatan mesajlar, içindeki şarkı sözleri aslında Afrikalı topluluklara bir mesaj iletiyor. Onları eğitmek, onları bazı konularda uyarmak için ve bundan dolayı da konular oldukça farklı olabiliyor. Mesela Vix Farko Ture'nin söz konusu bu albümündeki konular anlayış, birlik, şefkat, sadakat, dedikodu ve barış üzerine gidip geliyor. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken frekansımızı Adu adlı esere bırakalım şimdi. Müzik
Söz konusu albüm için Vix Farka Ture şöyle bir açıklama yapıyor albüm kitapçığında ve duyurularında karşıma sık sık çıktı ve sizinle de birlikte paylaşmak istiyorum. Bu müziğin köklerine dönmek benim için yeni bir çıkış, yeni bir nefes ve ayrıca bir albüm için hiç bu kadar uzun zaman harcamadım ya da çok çalışmadım. Derin, dayanıklı ve güçlü olması gerektiğini biliyordum ve bu yüzden de çok emek verdim. Belki de bundan dolayı ana meselesi olan bütün köklere geri dönüşü de babasından da ilham alarak Vix Farka Ture
bize burada aktarıyor. Az önce dinlediğimiz Ado adlı eser aslında Vix Farco Ture'nin 4 çocuğundan birisinin adı. Bu parçayı kaydetmeye başladığı gün oğlunun doğum günüymüş ve tıngırdatmaya başladığı melodinin de ne olabileceğine dair bir isim ararken neden oğlumun adı olmasın demiş ve böylelikle de Ado söz konusu albümde yerini almış. Albüme sonuç olarak bakarsak Ali Farco Ture'nin temsil ettiği geleneklerin bu kadar yenilenmiş bir canlılık ve bu canlılıkla birlikte yaşamasından, nefes almasından ve bir sonraki kuşaklara gururla taşınacak bir ifadeyi vurguluyor söz konusu ritimler, özellikle Vix Farco Ture tarafından. Evet, şimdi sondan bir önceki eserimiz var sırada. Eserimizin adı Lame. Thank you.
Evet, söz konusu eser de doğal olarak Vix Farka Ture tarafından babasına adanmış, babasını anan bir eser. Hep birlikte dinledik 95.0 Açık Radyo'da. Bu parçanın bir diğer özelliği ise Amadou and Miriam'dan tanıdığımız Amadou Bagayoko'nun gitarlarda Vix Farka Ture'ye eşlik ediyor olması. Les Racines, Vix'in kendi kimliğini ve benzersiz becerisini eski haline getiren ve büyüdüğü köklere teşekkür eden kişisel bir proje. Ben kesinlikle çok beğendim ve uzun zamandır ziyaret etmediğimiz Mali topraklarından gelen bu nefis ritimleri anımsayarak ve bunları benimseyerek de bu güzel programımızı bu pazar gününde noktalayalım istiyorum. Zamanımız hızlıca geçti ve bu haftada bir programımızın sonuna gelmiş olduk. Burası 95.0 Açık Radyo ve her zaman olduğu üzere Multicult FM Berlin'in ortak yayınımız olan Dünyayı Dinliyorum programımızda sizlere Vix Farka Ture'nin en son albümünü zamanımız el verdiği sürece paylaşmaya çalıştık. Kapanışı ise Flani Canore adlı eseriyle yapacağız. Bana ulaşmak isteyen dinleyiciler için elektronik posta adresim her zaman olduğu üzere müzik@kabasamüzik.com. Dünyayı dinlemeyi unutmayın. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Keyifli ve bol müzikli bir tatil dilerim hepinize. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cheri, 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 kangai.
Şoşoloza. Dünyayı dinliyorum. Bir Dünya Müziği Programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.